Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Taratqular mecburi emgek kanununun yer şarı temelli zincirge zor təsir körüstüdüğallıqını oturuğu koydu. Amerika'nın Uyghur mecburi emgekinin aldığını eliş kanunu 21. iyundan tartıp resmi icra kılınışkı başlayan bulup, bir kısım taratqular bunun Amerika şirketleri ve istimalcılarına körünerlik təsir körüstüşü mümkünlükini oturuğu koydu. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki Uyghur qatarlıq milletlerini kent kölemlik bastırış kılmışıgı karşı yolu koyulgan Uyghur mecburi emgekinin aldığını eliş kanunu bu hafta icra kılınışkı başlayan denken, New York vaxt gezdinin 23. iyondaki haberde mezkur kanunun dünyadaki nurgun mahsulatlarına təsir kılışı mümkünlükini, cümleden Şarkı Türkistan'daki ham eşyalarını işildiğin ya ki mecburi emgeki çetişlik deb karıldığın mahsulatlarına, hatta ahirki hesapta Şarkı Türkistan'dan gelgen ham eşyadan paydalanıp işlep çıkarılgan mahsulatlargıcı təsir görüstüşü mümkünlükini bildirdi. Uyghur mecburi emgekinin aldığını eliş kanunuğa asasen barlıq şirketler import kılınan mallarının mecburi emgek arqılıq yasalmağallıqını ya ki təminləş zəncirinin Şarkı Türkistan'a çetişlik əməslikini ispatlap bermegücə Amerika tamoyunusu da toxtub quyuludu. Təminləş zənciri texnik şirketinin baş icraiya əməldari Evan Simmons'nın eytişçə onun şirketinin hesabı bu işi bolğanda bütün dünyadaki setiveliş, setiş ya ki işlep çıkırış bilen şuğullundığan 10 milyonu yıkın şirket karxanının təxminən 1 milyonu mezkur kanunun təsirge uçuraydıken. Bu xuddi denizden yeni izdigendek iş bulup mecburi emgekinin çetiliş dairesi dünyadaki barlıq kündülük buyumlarının zor bir kısmını özcik aldıken. Biden hükümeti bu kanunu tuluk icra kılıdığallıqını bildirgen bulup, bu Amerika dairelerinin zor miktardaki import kılınan mallarını tutup gelişi ya ki kaytırışını keltürüp çıkırıdıken. Bu xil ehval karxanlarının təminləş zəncirinin qalayma qalışışını keltürüp çıkırışı mümkünikken. Eğer karxanlar kımmet bahalıq mallarını tepişki mecburlansa, ya ki istimalcileri kemkil bolgan məhsulatlarını tallaşkı başlasa, bu 40 yıldın bu yankı en yukarı seviyeyi yetken növetteki pul pahalılığını teximu iğırlaştırıp etişi mümkün iken. Ama mezkur kanun toluq icra kılınmağın takdirde parlamentin narazılıkını kozguşu mümkün iken. Sallıq Malumat Analiz Şirketi Karun'nın sallıq malumatıga asaslanğanda növetti Şarkı Türkistan'da işlep çıkarıldığan köp kristallıq kremni dünyadaki umumi işlep çıkarış miktarının 40%'nin köpürakini Pemidur Kıyamet 4'ten 1'ini Paxta 5'ten 1'ini ilgileydiken. Xitay baş elçisi Avustralya'da küçülük karşılıklı duç geldi. Xitay'nın Avustralya'da turuşluk baş elçisi bugün Sydney Pentechnika Üniversitesi'nde nutuk sözlügende Şarkı Türkistan üçün avaz çıkarıp kilovatkan bir türkün faaliyetçilerinin küçülük karşılıklı duç geldi. Xitay'nın Avustralya'da turuşluk baş elçisi Xiaochen 24. iyon Sydney Pentechnika Üniversitesi Avustralya-Xitay Münasibeti İnstitutu'da nutuk sözlügen. Məlum buluşça bu onun yanvar ayıda vəzipige oltırgandın buyan tuncu qedim Avustralya-Xitay Münasibeti haqqıda ammevi münberlerde söz qilişi bulup hesablandıken. Xiaochen yığında Xitay bilen Avustralya'nın her qaysı sahalardaki hemkarlıqını qaytadın yaxşılaş məsilisi haqqıda toxtalgandın sırt, Şarkı Türkistan meselesini özçüge algan bir kısım suallarga cevap bergen. O Uyghurlarının kent kölemlik ceza lagırga kamilişi qatarlıq meselelerge bivasti çüşenci beriştin özünü kaçırıp, Şarkı Türkistan meselesinin insani hakukukları bilen alaqısı yokluğu, Xitay rejiminin mukumluq üçün zörür tedbir kullanğallıqı haqqıda jarı salgan. O nutuk sözlavatkanda uzundun biri Uyghurlar üçün aktif avaz çıkırıvatkan Avustralyalik yaş Dro Paulo qatarlıq bir türkün faaliyetçilerinin narazılıq hareketige duç gelgen. Ular növet bilen yığın meydanıgı kirip Xiaochen'nin nutkını bölüp etken. Ve Tibet'ke erkillik, Şarkı Türkistan'a erkillik, Hong Kong'a erkillik deb yazılgan plakatını kötürüp, yığın zalını aylangan halda yukarıqı şuarlarını toğlıgan. Faaliyetçi Dro Paulo Twitter hesabıda bu aktiki videolarını ortaklaşkan bulup, o narazılık hareketi ceryanıda Xitay baş elçisinin bir diktator rejimi vekilli kılıdığallıqını, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki milyonluğun Uyghurlarını ceza lagırıgı kamağallıqını, irqi qırğıncılık yürgüzü vatqallıqını bildirip, yığın katnaş kuçularına xitap kılgan. Arkadan faaliyetçiler amallıq qoğduğuçularının elip minişi bilen yığın zalidin ayrılışkı mecbur bolgan. Narazılık hareketi ceryanında yığını katnaşkan Xitaylar katlıq bir aram bolgan bulup,
Ular mezkur faaliyetçilerge varkırap iğir hakaret sözlerini işletken. Dro Pavlo zaldın ayırılıvatkanda bir Xitay onunğa hücum kılmakçı bolğan ve onun kuludaki plakatını tartıp yırtıp etken. Dro Pavlo bu axtı toxtulup, özlerinin bu narazılık hareketi arqılıq kişilerge Xitay rejiminin yeni bir yüzü barlıqını əskertip atkanlıqını, Xitay elçisinin Uyğurlar ve Tibetlerinin kişilik hukuku haqqıdaki nutkını anılıp oldurışının hiçkandaq əhmiyeti yoxluqını bildirgen. Bu qatımlıq narazılık hareketine katlaşkan yeni bir Tibet faaliyetçi Twitter hesabıda biz karşılık körüstümüz. Ta ki Tibetler ve Uyghurlar Xitay tarafından besivilinğan ziminini hürlükke eriştirgici küreş kılımız dep yazgan. Uyghur kız Yaponiya siyasi sahnesinde közgü görünüşge başıldı. Dünyanın her kaysi caylarda yaşayatkan muhaciretki Uyghurlarının köpeyişige ergeşip, her kaysi devletlerde tuğulup çoğun bolgan Uyghur yaşlarımı türlük sahalarda közgü görünüşge başlamakta. Bunun cümlesinden Yaponiya'da tuğulup özgen Uyghur kız Erfiya Eri Yaponiya'da tüncü bulup siyasi sahnege çıkan Uyghur bulup kaldı. Erfiya Eri 1988 yılı Yaponiya'nın Fukuoka nahisinde tuğulgan bulup, kiçikiden tartıp Yaponiya maarifida tarbiyelengen bolışığa karamay Uyghurca, Xitayca ve İngilizceni yaxşı bilidiken. O Washington'daki Georgetown Üniversitesi'de xalqara münasibet ve xalqara siyaset kesbide okuğan. Okuş jarayanında türlük okuğucular uyuşması ve cemiyetlerde teşkilleş kabiliyetini cari kıldırıp, her xil vazifelerge mesul bolgan. Okuş bitirgendeyken Washington'daki Xalqara Siyaset İnstitutu Dünya Bankisi, Yaponiya'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'daki daimi turuşluk işbeciriş orni qatarlıq orullarda işleyen. Növette o Yaponiya Parlamentide Kengash Palata azalıqı ornunu kolga keltiriş üçün saylamğa qatnışıdığanlıqını resmi jakarlap, Yaponiya'daki her qaysı sahalarının kızgın alqışığa ve kollışığa erişken ve Yaponiya'da siyasi sahaya qadam taşlıqan tüncü Uyghur bulup kalgan. O Twitter'daki uçurlarda BDT'deki hizmetini ahırlaştırıp Yaponiya'ya kayıtıp gelgeldeki hem de Yaponiya'daki en asaslıq partiyalardan biri bolgan Liberal Demokratik Partisi sahip kallıq kılgan muhbirlerini kütüveliş yığını da özünün bu qetimliq parlament azaları sayılımıgı katnışıdı kallıqını bildirgen. O sözü diyene özünün aile keçürmüşlerine birleştirgen halda Yaponiya üçün hizmet kılış arzusunun türtkisi de bu kararğı kelgeldikini bildirip, "Men bir Yaponiyalik Uyghur. Nöbette xalqarada Yaponiya'ya vekillik kılıdığan ayal tenerketçiler ve başka sahadaki yaşlar anç köp emez. Men muşu boşluğuna azıraq bolsumu toldurışkı özümünü atımak çimen digen. Bugünkü Yaponiya gezisinin 20. iyondaki haberde bildirilişçe, bu yıl 33 yaşkı kirgen Erfiya özünün ilgiriki herkıl sahalarda erişken mol hizmet tecrübesi bilen siyasi sahnede közge çelikkan kandidat ikerlikini tizli namayan kılgan. O muhbirlarının bu axtiki suallarına cevap verip, kızgarlık yeri şu ki kişiler menin siyasi karışım hakkıda emez, köpünce Uyghurlar düşkili vatkan meseleler hakkıda sual soravatıdı. Bir Uyghur bulu süpüdüm bilen, men bunu doğru düşendim digen. Xaberde kayıt kılınışça, Erfiya muhbirlarının Uyghurlar hakkıda sorgan suallarına cevap bergende Şinjan digen namlı işiltişini qat'i ret kılıp gelgen. Ve bu axtı söz bolganda Uyghur diyarıdaki misilsiz zulümler digen cümleni köp qetim tilga algan iken. Erfiya bu axtı çüşence berip, özünün Uyghur bolğanlığı tüpeylidin barğansırı köplügen kişilerinin bu saylam rekabetigi kızıqı vatkallıqını, bu jarayanda Yaponiya'da mı köphallıqı bolğan mayıllıqının eşipmeni vatkallıqını təkidligen. O bu qetimliq saylam rekabetigi qatnışıdığanlıqını eylan kılgan deyken, her sahadaki kişiler özlerinin onunğı bolğan işençini, şunundak tənsiz muameligi uçuravatkan bir milletnin perizantidiki bu şicaatını kollaydıqanlıqını bildirip uçur yollıqan. Şundaqla o Yaponiya'daki akbarat sahasının küçülük dikkatini qozgap her xil söhbetlerge təklif kılınışkı başlıqan. Məlum buluşken saylam neticesi 10. iyol elan kılındıgan bulup, növette o namzat bulgan Liberal Demokratik Partiyesinin saylamda utup çıkış ihtimallıqı zor dəb karalmaqda. Pişan nahisi'de küçülük yer devridi. Bugün Turpan vilayeti Pişan nahisi'de 5.1 bal yer devrigen bulup, hazırgıçı ölüm yetim ehvali körülmegen. Xitay yer devreş istansısının resmi ölçep bekitişçe, bugün ürümcü vaxtı 13'den 27 minut ötkende Turpan vilayetinin Pişan nahisi'de Şimali kenglik 41.73 gradus, şarkı uzunluk 90.67 gradus, 5.1 bal yer devrigen bulup, tevreş menbəsinin çoğunqorluğu 25 kilometre kilidigen.
Bu haqdagi xabarda Tavrash markazidan 20 kilometr doirada yezi aholisi yo'q ekanligi, 100 kilometr ichida yezi bozorining yo'q ekanligi, Yer Tavrash markazining Pichan noyisi bilan bo'lgan orliqining 135 kilometr, To'xsun noyisi bilan 205 kilometr, Xulji bilan 264 kilometr keladiganligi qayd qilingan. Xabarda yana Yer Tavrashdan keyin doiralarning qutqizish atrati tashkillanganligi Hozirgacha ölüş yarılmış ve öy imaratlar örülüp tüşüş haqida xabar tapşırıp almaganlıqı bildirilgen. Xitay Yer Tavrash istansiyasi torunun ma'lumotiga asoslanganda ötken 5 yılda Yer Tavrash merkezidin 200 kilometr dairesinde 3 baldın yukarı 9 qitim yer tavragan bolup, bu qitim qısı en küçülük tavrash iken. Rusiyanın Yevropa'ğı tabii gaz eksportini toxtatışı mümkinligi ilgeri sürüldü. Xalqaro energiya organining raisi Fatih Birol Rossiyaning Yevropaga tabiiy gaz eksport qilishni butunlay to'xtatib o'tish mumkinchiligi borligini aytdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Birol Istanbulda o'tkazilgan bir yig'inda so'z qilib, dunyoning yarishari energiya krizisining o'ttirsi turayotganligini, qisqa vaqt ichida bu krizisdan qutulishning mumkin emasligini o'tirg'i qo'ygan. U energiyaning urush holatini boshdan kechirayotganligini, Yevropaning energiya unumini oshirish, boshqa tabiiy gaz manbalarini tepish va ko'mir elektr stansiyalarini ishlatishni oshirish qatorli qadamlarning masalani hal qilishga yetmaydiganligini ilgari surgan. Birol Yevropa davlatlarining jiddiy ahvolda ishlatishga bo'ladigan tabiiy gaz taqsimlashni cheklash planini tayyorlashi kerakligini ta'kidlab, Yevropa Rossiyadan tabiiy gaz sotib olishni azaytish uchun tadbir qo'llanayotgan bir paytda Rossiya mo Yevropaga tabiiy gaz eksport qilishni butunlay to'xtatishi mumkin. Meningcha bundaq bir ehtimollik mavjud degan. U energiya va yemaklik krizisidan boshqa dunyo duch kelayotgan yana bir krizisning klimat ekanligini eskartib, energiyaning klimat krizisini keltirib chiqaradigan sohalarning oldin qatardan o'rin olganligini so'zlarga ilova qilgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşirim. Köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.